Yalan dünyanın tüleyi o. Ezik miyim lan ben? Ezik mi tipim ulan? Yok ne alakası var? Ezik mi görünüyorum? Hani yolda görsen üzerime basar mısın? Tülay. Hiçbir şeyden çekmedi Selahattin'den çektiği kadar. Ezik miyim lan ben? Ezik değilsin lan ben eziyim ben. Müthiş performansıyla. Haydi li 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 yar. Haydi li 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 yar. Dizinin lokomotiflerinden İrem Sak. Niye erken bitirdin öyle programını? Ya işte... Orçunlar gelince ben de doğum günü ayağına izini aldım patrondan. Ve Nişantaşı da karşımızda. Ay bu niye? Hemen Medya'nın doğum günüydü. Çok heyecanlı. Bu benim ilk böyle magazin olayım valla. Çok. Evet kalbim atıyor. Yalan dünyadakinden. Ya bir dakika bir dakika. Daha komik. Anne. Ben böyleyim ya. Ne oldu ben tamam. Mikrofonlara vuruluyor. Ay ne güzel. Çekimi. Beyaz Show'da ortaya çıkardığı günlüğüyle... Mart ayında Sivas'a gelmiştiniz. 99'da. Evet. Martlarımı Sivas'ta geçiyorum. Beyaz'a duygu dolu dakikalar yaşatmıştı. Biraz önce Beyaz Show'dan geldim. Stand-up'tan. Muhteşemdi. Hareketleri, esprileri, şarkıları ve en önemlisi kendisi. Ay. Çok 13 yaşında. İrem ya. Evet, 1999 yılında Sivas'ta henüz 13 yaşındayken Beyazıt Öztürk stand-up için teşrif etmişti şehre. Eğer Allah bir daha kısmet ederse bu sefer onunla tanışacağım. Ay. Zekret yapmış resmen ya. Ya. Ah. 13 yaşındaki İrem. Kızım görüyor musun? Ya. Kızım. İnanılmaz bir sürprizdi bu. Yemin ediyorum 16 senedir program yapıyorum. 16 senedeki çok özel anlar yaşadım. Onlardan bir tanesi şu anda. Ay ne güzel. Yemin ediyorum bak şu anda ben bunu başka bir yerde okusam gitmişti. Evet. Vallahi bak yemin ediyorum çok acayip. Aşıkmış Beyaz'a. Zarftı bu. Zarfı da gösterelim. Gerçekten. Zarftı kalpler falan filan. 6-13 yaş arası zarfları. Muradına erdi nihayetinde. Günlük yazmıştım. Onu hediye ettim sağ olsun. O da kabul etti. Benim için güzel bir an oldu. Ve şimdilerde Beyaz'la aynı dizide oynuyor. Sen oyuncu musun, kabzımal mısın? İrem Sak hali hazırda günlük tutuyormuş. Eve gidip günlük yazacağım şimdi. Bizim aklımızda. Evet. Türkiye'nin tüleyi. Olmamış değil mi aşkısı? Bakın ne yazacakmış günlüğüne. Bugün ilk magazin şeyi konuşmamı yaptım falan yazacağım. Ne yazayım? Ne adın ne? Emrah. Emrah bana soru sordu. Emrah bana bir sürü soru sordu yazacağım. Şöhretin zirvesinde. Nasılsın? Nasılsın? Öyle ki tanınmamak için bere takmış. Saçtan dolayı tanıyorlar tabii artık. Ben de kendimce önlem aldım ama işe yaramıyor. Tüleyi canlandırırken... Yıldız Tilbe'den esinlendiği konuşuluyor. Kabul ediyor. Yıldız'dan esinlenme. Taklide esinleniyorum. İrem Sak. Bana bak Selahattin sen ağzını burnunu dağıtırım. Magazine bayılıyor. Ben yıllarca izlerim valla severek izliyorum. Ben de sizi severek izliyorum. Yalan dünyada Selahattin'in yasak aşkı. Selahattin bak eğer gelmezsen seni yırtarım enginlere sığmam taşarım. Lan sene de bir gün lan. Evet lan. Ya gerçekte yakalanırsa magazincilere. Sizi bir sevgilinizle yakalasak tepkiniz nasıl olurdu? Çekmeyin. Çekmeyin, lütfen çekmeyin. Öğrendim anne. Arkadaşlar çekmeyin. Neden çekiyorsunuz falan derim. Çekmeyin. Bütün hepsini ezbereyim. Sevimli kız. İyi tamam ben. Ay çok durdum, babam kızacak. Valla. Samimiyetsiz yapmacık ünlüleri taklit ediyor. Kolay gelsin. Dönüyorsan gider arkadaşlar kolay gelsin. Aynen böyle. Çekmeyin. Kıyafet detayını atlamayalım. Detay anlam hiç. Bunu öğren geri gel eve ben. Dalgasını geçiyor. Şöyle yürürüm sizle beraber. Ay ne güzelmiş bu. Bak
Bak görmemişim de magazin şey olmuş. Hey! İstemem yan cebime koy diyenlere mesajı. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Çekmeyin. Dirty bit.